Herkese merhaba. Bugünkü videomda böbreklerde taş oluşmaması için tüketilmesi ve uzak durulması gereken meyvelerden bahsedeceğim. Ne demiştik biz daha önceki videolarımızda? Beslenme böbrek taşıyla direkt ilişkili. Eğer hangi meyveleri tüketeceğinizi veya uzak durmanız gerektiğini bilmezseniz eğer böbrek taşlarınızda sürekli tekrarlama olur ve sürekli ürolojiye gidersiniz, ameliyatlar olursunuz, taş temizlenir, tekrardan başlar. Çünkü beslenmede hata yapıyorsunuz demektir. Bu çok etkili arkadaşlar. Şimdi üç tane kuralımız var bizim meyvelerle ilgili. Birincisi, sitrik asit açısından zengin olması lazım meyvelerin. Bunların ön plana geçmesi lazım. Lif açısından da zengin meyvelerin yine tüketilmesi gerekiyor. Üçüncüsü ise oksalat açısından fakir olan meyvelerin azaltılması veya uzak durulması gerekiyor. Şimdi birinci kuralımıza gelelim. Sitrik asit açısından zengin meyveler nelerdir? Bu sitrat arkadaşlar kalsiyum oksalat oluşumunu azaltıyor ve kalsiyum oksalat taşları en sık görülen böbrek taşlarıydı. Şimdi hangi meyvelerde bu sitrik asit fazla bulunuyor? Böbrek koruyucu özelliği var çünkü sitrik asitin. 6 tane meyvemiz var bizim. Böbrek dostu olan kronik böbrek hastaları da bu sayacağım 6 meyveyi rahatlıkla tüketebilir ama miktarları var. Onlardan bahsedeceğim. Birincisi limon, ananas, elma, hünnap, armut ve kiraz arkadaşlar. Bunlar böbrek dostu sitrik asit içeren meyveler. Bunların dışında kronik böbrek hastalarının tüketmemesi veya uzak durması gereken yine böbrek dostu olan, böbrekte taş oluşumunu azaltan, tekrarlamasını azaltan meyveler de var. Peki bunlar neler? Nar, kızılcık, vişne, greyfurt, portakal, mandalina ve kuşburnu. Böbrek hastalığınız eğer yoksa, böbrek çalışma oranını gösteren GFR değeriniz 60'ın üzerindeyse ve potasyumunuz normalse bu saymış olduğum meyvelerden de tüketebilirsiniz. Burada bir sorun yok. Ama böbrek hastalığınız varsa, özellikle de bu GFR 60'ın altında, hatta 30'un altı ve 15'in altındaysa zaten diyalize çok yakın oluyor bu hastalar. Bunların içerisindeki yüksek potasyumdan ve aynı zamanda da yüksek oksalat da bulunabiliyor. O zaman böbreğe zarar verebilir. Onun için uzak durmanız gerekiyor. Bunlar. Peki greyfurta da özellikle değinmek istiyorum. Greyfurt da birçok böbrek hastasının kullanmış olduğu ilaçla etkileşime giriyor. Mesela neler bu böbrek nakillerinde kullanılan işte bağışıklığı baskılayan ilaçların kan düzeylerini falan bozabiliyor. Onun için böbrek hastalarının uzak durmasında fayda var ama böbrek hastası olmayanlar tüketebilirler. Limon. Limon en güzel böbrek dostu olan sitrat içeren meyvelerden bir tanesi arkadaşlar. Eğer böbrek taşınız varsa günde 50 gram yani yarım limon tüketebilirsiniz. Böbrek taşı olmayanlar ise günde 25 gram yani şeker hastalığı olanlar da 25 gram kadar limon tüketebilir. Yalnız limonun içindeki bu etkili olan C vitamini olsun, işte antioksidanlar olsun soğuk ve ılıkta etkili oluyor. Sıcak suyun içerisine, sıcak çayın içine veya sıcak çorbaların içine sıktığınız zaman etkinlik ortadan kalkıyor. Bunu da belirteyim. Çünkü bazı hastaların işte sıcak çayın içine limon koyuyor. Zannediyor ki limonun içindeki etkili maddelerden faydalandım. Halbuki 65 dereceden sonra çoğusu denatüre oluyor. Yani etkinliği ortadan kalkıyor. Onun için sıcak olmaması gerek. 30 derecenin üstünde olmasın. Normal bir bardağa mesela direkt limonu sıkıp onu da içebilirsiniz sabah güne başlarken. Bu şekilde aklınızda kalsın. 60 derecenin üstünde olmaması lazım. Limonata olarak da tüketebilirsiniz arkadaşlar limonu. Taşı olanlar günde yarım limon yani 50 gramla bu limonatayı yapar. Limonun kabuğunu da kullanabilirsiniz. Limon buzu da kullanabilirsiniz ve çiçek balı da kullanabilirsiniz. Dolayısıyla bunlarla limonata rahatlıkla yapabilirsiniz. Yaz döneminde haftada 2 su bardağı yani 400 mililitre kadar içilebilir. Diyabetiniz varsa yalnız bal koymadan şekersiz olarak yapılıyor. Toz şeker, kesme şeker hiçbir böbrek hastası zaten önermiyorum. Böbrek hastası olmayanlara da önermiyorum. Diğer bir meyvemiz sitrik asit açısından zengin olan ananas. Tropikal meyve olmasına rağmen potasyum içeriği çok düşük ve sitrat açısından da zengin. Diyabeti olmayan böbrek hastalarımıza haftada 150 gram kadar ananas tüketimini öneriyoruz. Şeker hastalığı olanlara ise haftada 100 gram kadar tüketmelerini öneriyoruz. Böbrek hastalığınız yoksa bu miktarları tabii ki daha da yüksek dozlarda kullanabilirsiniz. Elmaya gelecek olursak elma da böbrek dostu bir meyve. Sitrat içeriği her ne kadar limon kadar güçlü olmasa da yine bunda da bulunuyor. Yeşil ekşi elma en çok tercih ettiğimiz meyvelerden. Şeker hastalarınız varsa günde 1 adet yani 100 gram kadar elma tüketebilirsiniz. Şeker hastalığınız yoksa günde 2, 3 hatta 4 tane bile yeşil ekşi elma gün içerisinde tüketme hakkınız var arkadaşlar. Bir diğer meyvemiz hünnap. Hünnap da yine sitrik asit içeriğince zengin ve böbrek dostu, hatta diğer adı ölümsüzlük meyvesiydi. Bu Ağustos sonuna doğru çıkmaya başlarlar. Mevsiminde her gün 7 adet tüketilmesini öneriyoruz. Mevsimi dışında kurularını ise günde 2 tane yani haftada toplam 14 tane olacak şekilde tüketebilirsiniz. Bir diğer meyvemiz de kiraz. Kirazı da limon kadar etkili olmasa da sitrik asit içeriği biraz düşük ama yine de var içerisinde. Bir de böbrek taşlarından ürik asit taşlarına çok faydası var arkadaşlar. Gut hastalığı olanlarda kirazın faydası var. Gutu olup GFR denen böbrek çalışma oranı 30'un üzerine olanlarda mevsiminde her gün günde 4 tane kiraz tüketilebilir. Diğer hastalarımız ise günde 2 adet tüketebilir. 2 adet az gibi geliyor ama haftada 14 tane yaparım. Bir avuç kadar tüketmiş olursunuz. En azından bu da devreye giriyor. Kiraz aynı zamanda ürik asiti azaltıp gut ataklarını da azaltabiliyor arkadaşlar. Ürik asit taşı olanlarda faydalı. Eğer böbrek çalışma oranınızı gösteren GFR 60'un üzerindeyse sınırlama yok arkadaşlar. Buradan o zaman istediğiniz kadar tüketebilirsiniz ama şekerinize de tabii dikkat etmeniz lazım. Armuta gelelim. Armutun da şöyle bir özelliği var. Hem faydalı olan sitrik asit var hem de zararlı olan oksalat var bunun içerisinde. Armutun da böyle bir özelliği var. Şeker hastalığı olmayan ve böbrek çalışma oranı gösteren GFR 15'in üzerinde olanlar haftada 1 veya 2 tane orta boy armut tüketebilir. Şekeri olan ve GFR 15'in altında olanlarda ise ve oksalat taşı olanlarda haftada 1 adet yani 100 gram kadar armut tüketilebilir. Evet, böylece sitrik asit içeren meyvelerden bahsettim. Demek ki sitrik asit içeren meyveler hem yeni taş oluşumunu engelliyor hem de böbrek taşlarınızın küçülebilmesi veya atılabilmesine de faydaları olabiliyor. Böyle bir etkisi var. Gelelim gilaburuya. Gilaburu da bir meyve arkadaşlar. Bu daha önce de bununla ilgili size bir video paylaşmıştım zaten. İşte böbrek taşı olanlarda faydalı olabileceği ve 1 santimden küçük üreter taşı, o üreter neydi? Bu idrar borusuydu. Hani idrarın, böbrekten gelen idrarın mesaneye kadar olan bölümündeki üreter denen bir yapı vardı. Bunun içerisine düşmüş olan 1 santimden küçük taşların atılımına yine faydası olabileceği gösterilmiş ama daha büyük olan taşlarda gilaburunun bir etkisi yok arkadaşlar. Tiple pek alakası yok. Yani ürik asit taşı olur, kalsiyum oksalat taşı olur. Çok etkilemiyor. 1 santimden küçük üreter taşlarında etkili olabilir. Tabii bu şu anlamda gelmiyor. O zaman taşı olan herkes gilaburuyu litrelerce içsin, böbrek taşı azalsın veya kaybolsun. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Böbrek hastalarımızda da biz rutin olarak tüketimini önermiyorum ama taş varsa, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu varsa gilaburu tüketilebilir. Onun da miktarı nasıldı arkadaşlar? Haftada 2 fincan. Yani 200 mililitre kadar gilaburu çayı tüketebilirsiniz. Meyve olarak ise haftada 30 gram kadar tüketebilirsiniz. Yani bir çay yaparken 15 gram yani 5 adet, bir tanesi 3 grama falan denk gelir. 5 tane bu meyvesini koyup bununla çayını demleyebilirsiniz. Hazır olarak satılanlar, ama bu sallama çaylar falan önermiyorum. Hazır böyle nektar şeklinde satılanları da var veya solüsyon olarak satılanları da var. Ama güvenilirse bunlar gerçekten güvenilir markalar, o zaman alınabilir. Yani özellikle şunu alın diyeceğim bir yer yok. Mümkünse kendi sezonunda bunları alıp taze taze tüketebilmeniz arkadaşlar. Evet, bu da alternatif olarak yapılabilir. Kesin kullanın demiyorum. Yapılabilir. Destek tedavisi. Aynı nasıl ozon tedavisi, sülük tedavisi, hacamat tedavileri var. Bunlardan da bahsedeceğim. Yine taşlarda rolü var bir sonraki videolarımızda. Yapan da olur, yapmayan da olur. Kısmen faydaları olabilir. Bu da öyle. Şimdi gelelim diğer maddemize. Neydi? Yüksek oksalat içeren meyvelerden de uzak durulması lazım. Ne yapıyordu yüksek oksalat? Kalsiyum oksalatın oksalatı işte. Oksalat taşlarını tetikliyordu. Onun için azaltmamız lazım bunları. Özellikle de kivi, çilek, böğürtlen, erik ve incir. Bunu kronik böbrek hastalığı olan hastalarımıza kesinlikle önermiyorum arkadaşlar. Ama böbrek değeri eğer 60'ın üzerinde, potasyum sorunu yok vesaire, onlar belki alabilir ama abartmadan alsa bile tüketecekler onlar da. Dikkatli olmaları lazım. Çünkü hem yüksek potasyum içeriyor hem de yüksek oksalat içeriyor. Bu ikisi de böbreklere zarar veriyor. Özellikle de polikistik böbrek hastalığı olanlarda bu meyvelerden uzak durulmasını öneriyorum. Yaban mersini böbrek dostu bir meyveydi ama içeriğinde oksalat çok zengin. Bu açıdan açıdan dolayı da bu yaban mersini de dikkatli tüketmeniz gerekiyor. Peki ne kadar kullanılması lazım? Tazesini diyabeti olmayanlar haftada 300 gram kadar kullanabilirler. Diyabeti olanlar ise haftada 150 gram kadar yaban mersini tüketebilirler. Kurusunu ise bu miktarların yarısı kadar tüketilebilir. Çay da yine haftada 2 fincan yani 200 mililitre kadar tüketilebilir. Her ne kadar idrar yolu enfeksiyonlarına yaban mersini iyi gelse bile oksalat taşı olanlarda bu önermiş olduğum dozların yarısı kadar tüketilmesi lazım. Yani 2 fincan değil de 1 fincan. İşte 300 gram değil de 150 gram gibi. Çünkü zararı da oluyor. Kırmızı erik ve mürdüm eriği. Bu konuda da böyle sosyal medyada olsun bazı yerlerde böyle şeyler faydası var vesaire diye. Tam tersine bunlar idrarı asit yapıyor arkadaşlar. İdrar asit olduğunu özellikle pH değeri 5,5'un altında düştüm ne oluyordu? Kalsiyum oksalat taşı, ürik asit taşı vesaire bunlar artıyordu. Bu nedenle kırmızı erik ve mürdüm eriğini de böbrek hastalarımıza önermiyorum. Güvem eriği hakkında da yine böbreklere faydalı olabilir diye bazı veriler var. Fakat böbrek hastalarıyla ilgili yapılmış bir literatür çalışması, güvenilir bir çalışma yok ve potasyum içerikleri de yüksek bu güvem eriği. Onun için böbrek hastalarımıza önermiyorum. Karpuza gelecek olursak karpuzu da şeker hastası olmayanlar ve böbrek çalışma oranı gösteren GFR 15'in üzerinde olanlar haftada 2 ince dilim yani 300 gram kadar karpuz tüketebilirler. Diyabeti olan ve GFR 15'in altında olanlar ise haftada 150 gram yani 1 dilim kadar tüketebilir. Böbrek taşı olanlar da yine karpuzu tüketebilir abartmadan. Dikkat ederseniz miktarlar çok düşük ama böbrek hastaları için konuşuyorum ben bunu. Böbrek hastalarınız yok. GFR'niz normal o zaman 1 kilo da karpuzu tüketebilirsiniz. Orada bir sorunumuz yok. Ama işte bizim özellikle ileri dönem böbrek hastalarında aman bu dediğim değerleri GFR olanlarını aşmamanız lazım. Bir de lif açısından zengin olması lazım tüketmiş olduğunuz meyvenin. Çünkü neden? Lif ne yapıyordu? Lif besinlerin bağırsaktan geçiş süresini kısaltıyordu. Dolayısıyla oksalatın bağırsaklardan emilimini azaltıyordu. Geçiş süresi uzarsa ne olur? Yani kabızlık olduğu zaman ne oluyor? Hem bağırsakların mikrobiyotası bozuluyor. Hem oksalat emilimi artıyor. Emilim artarsa da hiperoksalüri yani idrarla oksalat atılımına sebep olup oksalat taşı oluşumunu tetikliyordu. Dolayısıyla lifçe zengin. Bu saydığım meyvelerden hangisi lifçe zengin? Elma, hünnap, karpuz, yaban mersini, armut ve limon. Sadece bunların içinde yaban mersini oksalat açısından biraz zengindi. Onun için biraz çekinerek veriyordum ama elmayı, hünnapı, karpuzu, armutu ve limonu da rahatlıkla tüketebilirsiniz. Önermiş olduğum miktarlarca. Evet, böylece böbrek hastalarında, böbrek taşı olanlarda meyve tüketimi konulu videomuzu da tamamlamış olduk. Hepinize hayırlı ve huzurlu günler dilerim. Diğer videolarımıza görüşmek ümidiyle.